Maalesef ABD Başkanı Trump'ın 6 Aralık'ta Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması Orta Doğu'ya pimi çekilmiş yeni bir bomba olarak düşmüştür. Öyle ki AKP döneminde İsrail ile yapılan anlaşmaları inceledim. Üzülerek söylüyorum ki anlaşmaların 2/3'ü Kudüs'te imzalanmıştır. Yani İsrail özellikle önemli anlaşmaları Kudüs'te imzalatarak resmi kağıtlarda bu kenti başkent konumunda meşrulaştırmak istemektedir. Ne yazık ki AKP hükümeti de bu politikaya alet olmuştur. Ilımlı İslam kavramının ortaya atılması yeni bir Amerikan tezgahıdır. Bu oyunun başrol oyuncuları Suudi Arabistan ve İsrail. Bugün bunların gizlice görüştükleri biliniyor. Bu görüşmelerden sızan bilgiler ürkütücü. Bağımsız Kürdistan kurulması, İran'da rejimin değiştirilmesi, İsrail'in Arap dünyası tarafından tanınması, ortak bir Sünni askeri güç oluşturulması bunlardan bazıları. Bugün Kudüs'le ilgili toplantıda alınan karar memnuniyet vericidir ama konu sadece Kudüs üzerine değil, oyunun bütünü üzerine, tezgahın bütünü üzerine göre irdelenmeli ve buna göre bir tavır belirlenmelidir. Teşkilatın dönem başkanı sıfatıyla bunu yapması gereken Türkiye'dir. Bunu yapmak, ey Amerika ile başlayan sahte efelenmelerden daha ciddi ve sizin deyiminizle daha millidir.